Şey yapabilirim ben. Necdet Orkun. Yerimiz mi? Yok. İnternetten satıyoruz sadece. Bir de bu işte sahibinden falan. O yaptı bir tane bizi. Şuraya yapıştırdık mesela. Bilmiyorum ki. Türkiye'deki toplam güncel ürünlerle yüzde kaçını alacak? Orayı sadece biz kalan ürünlerden onu yapıyoruz diye konuya girer miyiz? Nasıl? Alt kahveni istiyorum ama kereviz var ya, yapacak alan lazım. Mesela ben derneğe... Tahtayı seçmemizin özel bir sebebi var. Hafifliği ve daha az zarar vermesi. Çünkü tahta bisikletle siz düşseniz bile, ki çocuklar düşüyorlar, siz de görmüşsünüzdür. Herhangi bir zarar vermiyor çocuğa. Çünkü hiçbir keskin, sivri parçası yok, bir ucu yok. Pedalı da yok zaten. Ki Amerikalı babanın yaşadığı büyük problem oymuş. 3 yaşındaki çocuğuna pedal aldıktan sonra çocuk ilk düştüğü anda pedal bağlarını yaralamış çocuğun. Ve baba onu sökmüş. Daha sonra ikinci binişinde ön freni sıktığı için sadece çocuk takla atmış bisikletle beraber. Bu sefer frenleri sökmüş baba. Ve sonra demir olduğu için bisiklet, demiri de değiştirip kendisi yeni bir tasarım yapıyor. Ve ahşaptan yapıyor. Ahşap çünkü 3 kilogram sadece. 2 yaşındaki bir çocuk bile tahta bisikleti kaldırıp taşıyabilir. Ya da altında kalsa bile ona hiçbir baskı uygulamaz. Çok rahatlıkla kurtulabilir altından. Çok kısa sürede, çok hızlı bir şekilde. Çünkü bisiklet demek aslında iki tekerleğin üzerinde dengede kalmak demek. Yani pedalı çevirmek demek değil aslında. Tam tersine dengede kalmayı öğrenmek demek. O yüzden taytay çocuğa dengede kalmayı öğretiyor. Çocuk taytaya bindikten sonra, tahta bisiklete bindikten sonra kendisi, kendi vücudunu, o omurgayı nasıl ilerletebileceğini ve nasıl hızlandıktan sonra aynı hizada kalması gerektiğini öğreniyor. Çok kısaca yani birkaç gün taytaya binen bir çocuk, üçüncü dönüm, dördüncü gün normal bisiklet sürmeye başlayabilir. Çok kısa sürede öğrenebilirler.